Sabahattin Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle bugünkü cumanızı kutluyorum. Sizin de geçmiş mübarek cumanız olsun. Mübarek olsun hepinizin. Sağ olun. Teşekkür ediyorum. Dün kızınıza kavuştunuz. Kavuştuk. Mutluyum. Bugün beraber kaldık kızımla otelde. Konuştunuz mu baba kız böyle? Konuştuk. Neler konuştunuz? Konuştuk ama torunlarımız da olsaydı daha başka olacaktı. İnşallah bakalım. Peki sizin normalde ilişkiniz nasıldı? Yani evlenmeden önce nasıl? Evlenmeden önce benim iki göz ağrımdı. Büyük kızım da vardı. Ha. Büyük kızım da vardı. Oğlum da vardı. Öyle mi? Evet. Gül bebek büyüttüm ben bunu. Her şeyine katlandım yani. Acaba her şeyine katlanıp gül bebek büyüyünce koca evine gittiğinde orada aradığını bulamayıp sizden para istemeye devam etti? Ondan yani. Ondan kaynaklandı yani. Olabilir mi olabilir. Öyle? Olabilir. Ayşegül? Evet olabilir. Evet. Anlat bana niye öyle oldu? Ayşegül konuşmayı çok sevmiyor Zahide Hanım. Evet. Dün biz seans yaptık. Siz dün konuştunuz. Bir görüştük. Evet. Çok konuşmuyor, çok evet. Kendini açmıyor. Biraz ama kapalı. Ama siz pek çok şeyi öğrendik. Evet. İçine kapanık yani. Devamlı. Ama biraz seviyorum. Bizimle paylaşır belki Ayşegül. Babanı çok mu seviyorsun? Evet, çok seviyorum. Anne mi baba mı? İkisini de seviyorum. Anne de seviyor. Ama sana diyor ki bak o benim ilk göz ağrımdı. Ben onu çok şımarttım, çok iyi baktım. Evet, evet. Koca evine gidince farklılık oldu mu Ayşegül? Oldu. Evet oldu. Nasıl oldu? Yani şöyle diyeyim. Yani ne bileyim. Sen severek mi evlendin? Evet severek evlendim. Kaçarak mı evlendin? Yok hayır. Yok, severek evlendim. İsteyerek evlendim. Nerede tanıştınız eşinle? Gölbaşı'nda tanıştık. Gölbaşı'nda tanıştık. Baban senden iyi biliyor vallahi hepsini. Evet. Hemen söyledin peki annene babana? Annesine söyledi. Evet anneme söyledi. Böyle böyle dedi. Kabul ettiler. Ne zaman istemeye geldiler? Geldiler. Yani tanıştıktan hemen iki sonra. Tanıştıktan sonra geldiler. Evet. Ne kadar sonra? Hemen 3 ay oldu. Hemen oldu yani. Evet. Düğün ne zaman oldu? Düğün valla yaklaşık hemen 4-5 ay falan. Yani sonra. Siz bir yıl içinde tanıştınız, nişan, düğün hepsi oldu. Evet yani. Hepsi oldu. İlk evladına ne zaman hamile kaldın? İlk evladıma 18 yaşında hamile oldum. Şimdi o kaç yaşında? Şu an 3 yaşında, 4'üne girecek. İyi tatlı zamanları. Öbür evladına 1 yaşında. Evet. 2 tane evladınız var, evet. Allah bağışlasın. Peki bu sorunlar ya maddi kısım en başta böyle miydi? Çocuklar olunca mı zorlanmaya başladınız? Çocuklar olunca zorlanmaya başladım. Evet. Çocuklar olunca zorlanmaya başladım. İki çocuk eklenince biraz. Evet. Peki sen böyle bazı şeyleri almayı seviyor musun? Hani baban öyle söyledi. Biraz böyle eline para evet. Geçince hemen bir şeyler alıyorsun. Evet. Neden alıyorsun? Evet. Evet. Efendim? Neler alıyorsun? Mesela böyle mutfağa bir şeyler mi alıyorsun? Bardak, ya mutfağa çanak, evet. Yiyecek, içecek falan alıyorum. Yani mutfağa eşya falan. Yani yiyecek içecek hepimizde. O gerekli bir şey. Onda bir sorun yok. Hı hı. Ama hani böyle harcamayı seviyor musun acaba? Evet seviyorum. Evet. Ne alıyorsun mesela o harcamada? Hani bardak vardır 6 tane. Bir 6 tane daha, bir 6 tane daha alınır ya. Ya giyim alıyorum, kıyafet alıyorum. En çok kıyafet seviyorum ben giymeyi falan. Ha. Öyle yani. Başka kız niye şey o zaman buraya böyle daha böyle bir şık bir şeyle gelmedi? Peki en yakın arkadaşının adı ne Ayşe? En yakın arkadaşım yok yani benim. Yok mu? Şu an yok. Peki ama Esengül Hanım, bu arada hemen mikrofonunu düzelsinler. Esengül Hanım en yakın arkadaşı olduğunu söylüyor. O önceden de şimdi yok ama. Kavga mı ettiniz sonra? Evet kavga ettik evet. Yani alakayı kestim yani. Nereden tanışıyorsunuz Esengül'le? Ankara Bağla'dan. Orada aynı yerlerde mi yaşadınız? Evet. Kaç yıllık arkadaşlığınız var? 2-3 tane falan. 2-3 yıl oldu. Evet. Paylaşır mıydın böyle ailende olanları, sıkıntılarını? Evet paylaşırdım. Yani sen çocuğunu bile paylaşmıştın değil mi? Evet. Çok ciddi şeyler paylaşmışsın, hı hı, aslında evet, onunla. Peki o ne derdi sana? Yani bir şey. Yani yuvanı kurtarmak üzere bir şeyler mi söylerdi? Ya boş ver olur böyle şeyler mi derdi? Başka şeyler mi söylerdi? Peki olur böyle bir şeyler son derdi. Dakika. Esengül merhaba, hoş geldin. Esengül merhaba. Aşkım. Alo. Esengül merhaba. Peki bir daha bağlayalım, bir daha bağlayalım. En son ne zaman konuştunuz Esengül'le? Bayağı oldu yani, hatırlamıyorum. Bir yıl oldu mu? Hemen oldu evet. Hemen geçti yani. Geçti yani evet. Peki nasıldı dostunuz? Dışarıda görüşüyor muydunuz, birbirinizin evine geliyor muydunuz? Görüşüyorduk dışarıda falan, görüşüyorduk. O evli miydi? O evliydi, ayrıldı. Ayrıldı. Çocukları evet. Var mı onun da? Yok çocukları yok. Ha, o çocuk yapmadan ayrıldı. Evet. Peki böyle her şeyinizi birbirinizle paylaşıyorsunuz, ediyorsunuz. Hı. Bu senin bana anlattığın dün. Hani bir Esengül vardı, Ankara'ya beni çağırdı dediğin Esengül aynı Esengül değil evet. Mi? Evet. Peki. Şimdi Esengül Hanım,
Ben size tekrar ulaşmalarını rica ediyorum ekip arkadaşlarımın ama o telefonu açın lütfen. Alo. Esengül merhaba. Merhaba Zahide Hanım. Aman nasıl neşeli geliyor sesin Esengül. Hoş geldin. Merhaba nasılsın? İyiyim Zahide Hanım. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. Esengül'cüğüm bak burada Ayşegül var. Çocuklarına kavuşmak için babası başvurdu. İzledin mi yayını dün? Dün izledim evet. Peki. Siz çok yakın arkadaşmışsınız. Ne oldu sonra da ayrılmışsınız siz? Zahide Hanım ben size şöyle söyleyeyim. İlk olarak ben Ayşegül'le konuşmuyorum. Konuşmuyor musun? Evet, küsmüşsünüz şimdi. Neden konuşmuyorsun? Neden konuşmuyorsun Ayşegül'le? İlk olarak şöyle söyleyeyim. Çocuklarımdan dolayı bahsedeyim ben. Çünkü çocuklarını hak eden benlik değil kendisi. Ben bunu zaten ihbar hattına da söylemiştim. Yalan. Sen bizim ihbar hattımızı aradın. Evet aradım ben sizin ihbar hattınızı. Ne söylediğini çünkü... bana şimdi söyle, yayında söyle. Şöyle söyleyeyim Zahide Hanım. Ayşegül'ün çocukları isteme sebebi... Ayşegül'ün annesi ve babası çocuklarını dilendiriyor. Yalan söylüyor. Ciddi misin? Yalan, yalan söylüyor. Zahide abla yalan söylüyor. Ciddi iddialar bunlar. Babası da burada. Ben buradan... Ben yalan söylüyor. Esengül. Esengül. Zahide Hanım ben sizinle konuşmak istiyorum. Yoksa kapatacağım gerçekten. Bir konuşsun iddialarını. Esengül. Söyle. Sen iddialarını söyle sonra kim size söylüyor? Vereceğim. Dilendiriyor he? Dedin çocuklarını. He? Torunları evet, değil mi? Çocuklarını. Evet. Buna bütün Ankara bile değil. Bütün Ankara Kızılay, Ankara Gölbaşı, Bayla herkes biliyor. Neyi biliyormuş beni? Beni bilenler katılsın yayına. Ben tamam. Durumu anlayabilirim. Fakrım ama bir şey soracağım. He? Dilendirmekten kastın nedir tam olarak? Nedir yani? Amacın ne? Sen niye gidiyorsun? Ben kapatacağım gerçekten. Ben anlamadım. Hayır bana anlat lütfen. Benle konuş sen. Dinleme babasını madem. Allah. Sen benimle tamam. Konuş. Dilendirmekten kastın nedir? Nedir yani? Zahide Hanım çocukları alıp Kızılay gibi yerlerde gidip çocuklarla birlikte dileniyorlar. Ben cidden gerçekten çocukların alınmalarını istemiyorum. Sen gördün mü? Gördün mü? Evet he. Gördüm. Kim gördün? Şahidin kim? Şahidin kim? Bir dakika. İlk peki arkadaşınız... Yani bunun içine atmak iyi bir şey değil. Bir dakika bir anlatsın. Bir dakika Selahattin Bey. Peki nerede gördün? Nasıl gördün? Bunu Ayşegül'e söyledin mi? Bunu Ayşegül'e söyledim evet. İlk olarak da Zahide Hanım ben şunu söyleyeceğim. Yağmur, Ayşegül, Gül'ün babasının evinde neden merdivenlerden düştü? Bunun cevabını alabilir miyim? Neden düştün Ayşegül? Efendim? Bir şey mi oldu? Merdivenlerden neden yuvarlandı? Madem o kadar sahip çıkabiliyorsunuz çocuklarınızdan. Neden merdivenden düştü Yağmur? Çocuğun neden mi merdivenlerden düştü Ayşegül? Evet. Merdivenlerden düşmedi. Hayır Zahide abla. Evet. Yalan söylüyorsun Ayşegül. Neden bir saniye Zahide Hanım bir dakika. Neden düştü? Sence bu cevap mı? Düştü? Neden? Bunu Ayşegül buna söylediğince bu söz konusu değil. Değil. Söz konusu. Niye? Bu şekilde mi bakıyorsunuz çocuklarınıza? Ama ne olduğunu bize bir anlatın. Bir dakika, bak kızın söylüyor. Anladım. Anladım. Cevap verecekseniz de ha. Söz konusu diye bir şey yok. Bak her şey burada ortaya tamam, çıkıyor. Tamam Zahide Hanım. Nasıl düştü o çocuk nasıl merdivenlerden? Düştü? Ha benim evimde Gölbaşı'nda. Aşağı inerken dur kızım durmuyor, çocuğum durmuyor, torunum. Hı. Oradan düşünce hemen ben gittim aldım bunu ama niye neden durdum? Düştü? Dengesi mi bozuldu? Dengesi bozuldu ne geldi çocuğun. Başına? Çocuğun dengesi bozuldu. Kimin bu. Yanındaydı çocuk kaba kırılmadı, gözü kırılmamış. Hayır, çocuk kimin yanındaydı o sırada? Annesi benim evimdeydi, kol başında. Merdivenli yer. Oradan, hep beraber bir yere mi gidiyordunuz? Bir yere gidiyorduk. Merdivenin başında kaç kişiydiniz? Çocuk düştüğünde. Kızım vardı. Ben içerideydim. Annesi vardı. Benim hanım. İnerken düştü. Peki olabilir, neden böyle çocuk... bir soru sordum? Ha. Anlattıklarında bir şey düşebilir çocuk. Olabilir. Çocuk bu ama. Sizin bunu bildiğiniz bir sordun? Şey mi var? Niye bunu soruyorsunuz? Bunu niye soruyorsun yani? Zahide Hanım çocuk kendi kendine düşmez. İftiracı. Sabahattin Bey biraz Ayşegül konuşsa. Konuşsun. Onun çocuğu mesela olurdu. Neden bütün cevapları evet. Siz veriyorsunuz? Ben gerçekten merak ediyorum. Yok, Ayşegül kendini şey biraz yok. İfade etsene. Çocuk bak, neden düştü? Yani ihmal mi etti? Söylersiniz ama bak merdiven düşme olayında kız bir şey söyleyecek belli ki. O yüzden bunu sana soruyor Ayşegül. Evet. Çocuk kendiliğinden mi düştü? Sen çocuk mi ittin? Biri mi itti? Evet. Ne geldi bu çocuğun başına da bu kız mı hayır, söylüyor? Hayır yok çocuk kendiliğine düştü. Ben kendi gözümle gördüm yani. Çocuk birden yani dengesi kayboldu çocuğun. Peki sen ne biliyorsun? Zahide Hanım şöyle bu çocuk ilk defa düşmüyor. Sürekli Ayşegül çocuklara şiddet uyguladığı için. Yani ya bunu Ayşegül mi yaptı? Yani diyorsun? Sana ne benim çocuğumdan? Ayşegül'ün ben sana ne tamam da sana ne benim çocuğumdan? Her anne yapıyor çocuğuna. Sana hayır. Ne? Ayşegül her anne yapıyor. Her anne senin gibi
gidip hayır, o zaman asla. Her anne... Öyle bir şey yok. Anne, bu iyi bir şey de değil, doğru bir şey de değil. Her anne de böyle bir şey yapmıyor. Peki sana bunu söyledi mi arkadaşken? Çocuğu ben mi ettim dedi. Ben kendim yürüdüm zaten. Çünkü birçok kez anlamaydık. Şu erkek konusuna gelirsek, Oğuzhan'la Batuhan konusu sadece söz konusuysa, madem şöyle bir şey söyleyeceğim. Kim onlar? Size. Kim onlar ya? Onlar, Oğuzhan kim? Oğuzhan kim? Batuhan kim? Oğuzhan, Ayşegül Oğuzhan'a yazmış. Ben bu mesajları attım yok, zaten. Ne yazmış? Oğuzhan'a. Ben sizin şeyinizi attım zaten, WhatsApp attığınıza. Evet, evet. Ne yazmış? Batuhan benim sevgilimdi. Ben bekar bir insanım. İster konuşurum, ister konuşmam. Bunu Ayşegül'e alakadar etmez. Madem Ayşegül teyze de Ayşegül'ün annesi... Oğuzhan'la konuştuklarını biliyorlardı. Çıkıştaki Oğuzhan mı? Siz de görüyorsanız bir bakın, çıkıştaki Oğuzhan Bey mi? Hayır. Ben tanımıyorum. Değil mi? Hayır, değil. Ayşegül hayır diyor. Zahir Hanım, ben şu an televizyon izlemiyorum. Peki maalesef. Bu kişi ama mi? Bir dakika, bu kişi mi Ayşegül? Evet. Oğuzhan bu mu? Tamam. Evet. Peki Emrah Bey'e de telefon attığımızda. Emrah Bey hoş geldiniz, merhaba, Ayşegül Hanım'ın eşi. Hoş bulduk. Ben bu yayını istemiyorum demedim. Siz de o yayını yapmayacağınızı demediniz. Yapmayın oğlum. Ayıpederiniz burada. Bir dakika, niye bu kadar sinirleniyorsunuz? Sonrasında konuşulacak şeylerden mi çekiyorsunuz? Benim çocuklarımla onların alınması bir aramak yok. İyiliğimi istemeye gideceğim. Beni nerede görmüşsünüz? Bakın şu anda sizin çocuklarınızla konuşmuyoruz. Dedesi geldi. Nerede görmüş benim? Ve çocuklar siz geldiniz. Ben geldim. Verdim diye geldim. Bakın bakanlık tarafından alınmış çocuklarınız. Şimdi bu çocukları kolay kolay bakanlık almaz. Bu işin altından başka şeyler çıkabilir. Siz bunu biliyor ve bu yüzden mi susturmaya çalışıyorsunuz? Yok. Sebahattin Bey, siz çocuklarınızın, torunlarınızın gelip sosyal hizmetler tarafından alınma isteğini bir kere mi yaptınız sadece? Daha önce de yapmış mıydınız böyle bir şey? Sadece o fotoğraf üstüne gidip tek bir seferlik bir şikayet miydi bu? Benim söylemem bana bir kere oldu. Bana sadece cevap verin. Bir kere mi, defalarca mı? Bir kere söyledim. Bir kere söyledim. Bir de şikayet olmuş diye duydum yani. Basın onu aldım. Kim yapmış? O bilmiyorum. Kim yapmış? Peki sosyal hizmetler sizin evinize gelip... Geldi. Bir dakika, Ayşegül'e evet, soruyorum. Evet. Ayşegül, sosyal hizmetler sizin evinize gelip defalarca kez, bir kere değil, iki kere değil. Evet. Evet. Sizi uyardı mı? Evet, uyardı. Ne kaç dediler? Kere geldi? Kaç kere geldiler? Üç, i̇ki, beş. Aynen, üç, beş. Daha mı fazla? Daha fazla. Beşten fazla mı? Evet, daha fazla. Çünkü sizin yani çocuğu almak için... çok ciddi bir araştırma gerekiyor. O kadar kolay almazlar sizden. Sizi uyardılar çocuğu, değil mi? Evet. Ne bunları bunları size? Bunları yapma, yaparsanız çocuğu alacağız evet, dediler. Tekrar alırız dedi. Evet. Ne dediler? Neydi onlar? Onları neydi? Yani bir daha olursa dedi, döverseniz dedi, çocuğunuza şiddet uygularsanız dedi, elinizden alırız, bir daha vermeyiz dediler. Dediler, gittiler. Evet. Tekrar geldiklerinde sen çocukları dövmüş müydün yine? Yani bağırma çağırma oldu, evet. Şiddet. Şiddet yoktu ama dövmedim. Şiddet yoktu aslında. Diğer şikayeti kim yaptı? Ben yaptım. Şey. Gene siz yaptınız. Ben yaptım. Gene siz peki yaptınız. Siz alkol kullanıyor musunuz? Yok, kesinlikle. Kesinlikle. Evet. Emin misiniz? Eminim. Ayşegül öyle mi? Evet kesinlikle öyle. Geçmem. Kesinlikle yani. Hayır. Kullanmıyorsunuz. Evet. Peki Esergül sen biliyor musun? Çünkü Ayşegül sana her şeyi anlatıyormuş. Alkol mu kullanıyor? Evet. Benim ne hayır alkol kullanmıyor Ayşegül. Ayşegül değil, dede. Dede ciddi olarak her Ayşegül gün alkol babam, alıyor mu? Babam alkol kullanıyordu, böyle sıkıntı yaşıyorduk vesaire söylemiş miydi sana? Sabahattin abime evet, hayır kullanmıyor. Kullanmıyor mu? Peki.